Hemen buraya gel Eren. Bülent'i bulmak üzereyim. Çok mu acil? Bırak Bülent'i falan. Buraya gel diyorsan buraya gel. Kaç bakalım kaç. Nereye kadar kaçacaksın? Kim bilir nerede düşürdüm telefonumu. Allah'ım yardım et. Bulmam lazım telefonumu. Pardon, korkuttum galiba. Yok, dalmışım sadece. Kusura bakma, seni öyle ağlarken görünce dayanamadım, ondan geldim. Bir derdin mi var kardeşim? Yok. Yok, duygulandım birden. Bazen hepimiz olur. Bak, bir derdin, bir sorun olursa hiç çekinme. İstediğin zaman gel, ben her zaman buradayım. Beni de bir ablan kabul et, olur mu? Ben gideyim artık. Sen de hiçbir şey için üzme kendini, tamam mı? İlgilendiğin için çok teşekkür ederim. Benden kaçış yok Zeynep Aslan'la. Dünyanın öbür ucuna da gitsem bulurum seni. Neredesin Eren? Şimdiye kadar gelmiş olman lazımdı. Yaklaşmak üzereyim. Basamıyorum ki gaza. Yollar çok kötü. O bana ulaşmadan telefonumu bulmam lazım. Yoksa bir daha asla bırakmaz beni. Kadın mı üzdü anneni? Ne istiyor o kadın annenden? Hangi kadın babaanne? Bir de bu çıktı. Böyle şeyler söyleyerek annemi üzüyorsun bak. Sen üzme kendini babaanneciğim. Annem biraz canı sıkılmıştı. Geçti bile. İyi annem. Üzülme sen. Bir sütlaç olsa da yesek. Anneciğim ne olduğunu söyler misin artık? Sorma bana artık hiçbir şey. Sanki sebebini bilmiyorsun. Zeynep rahat durmadıkça hırslarını bizden çıkarıyorlar. Anlamadın mı? Ne kendini ne bizi düşünmeden ateşe atıyor Zeynep. Zümrüt Hanım kendini evinde rahat hissetsin diye biz paspas olduk hepimiz. Varsa yoksa Zümrüt Hanım.
Anneciğim, tamam yıpratma kendini bu kadar. Bak daha yeni kendine geldin zaten. Düzelecek hepsi. Biz yeter ki bir arada olalım. O zaman her şey geçer. Kimse bizi yıkamaz. Anlamıyorsunuz. Mesele benim gururum, onurum. Hizmetçilerim bile oyuncağı olduk. Bir arada olsak ne olur ki? Demek ki onlar üzdü seni. Pişman edeceğim onlar bu yaptıklarına. Bu eksikti. Babaanne! Bekle beni. Nereye gidiyorsun babaanne? Ali ne oldu? Hayırdır? Geç yana, geç geç geç. Ben kullanacağım. Emin misin bak? Ben kullanabilirim. Ben kullanacağım dedim Eren. Zeynep'i evde yalnız mı bırakacağız? Kaçtı. Peşine düşeceğiz. Yürü. Tut şunu. Ver. Tarlaya doğru gidiyor. Ne? Neredesin sen Gülce? Ha? Meraktan öldürecek misin beni? Her yerde seni arıyorum, telefona da bakmıyorsun. Sen kayboldun değil mi? Ama ben dedim. Tek dolaşma dedim. Kaybolmadım. Öyle bir dolaşayım dedim sadece. Telefonumu da evde unutmuşum. Özür dilerim. Bak, sıkıldın anlıyorum. Tamam ama tedbirli olmamız lazım. Abin etrafımızdayken tek başına dolaşman doğru değil. Haklısın, düşünemedim. Feriha değil miydi o yanındaki? Evet, tesadüfen karşılaştık. Hal hatır sordu. Çok iyi biri gibi. Öyle, kendi halinde iyi bir kız. Yazık, zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Annemin istedikleri vardı. Birkaçını bile halledemedim. Giderken birlikte halletsek mi? Oğlum senden şikayetçi bile olmadı. Hastaneye seni ilk o yetiştirdi. Ya oğlumun gelinimin peşini bırak. Rahat bırak onları. Oğlum karısını çok seviyor. Onların küçücük çocukları var. Onlar çok mutlu. Bu kadın her şeyi biliyor. Saatli bomba gibi. Ne istiyorsun? Size bir şey söylemem gerekiyor ama. Laf ağzında geveleme Canan. Ne söyleyeceksen çabuk söyle. Merve ile Tülay mutfakta olmaları gerekirken müştemilata gittiler. Gidip çağırmamı ister misiniz diyecektim. Sen beni aptal mı sanıyorsun yoksa sen benim işime mi karışıyorsun? Sence benim bundan haberim yok mu Canan? Estağfurullah efendim. Bir daha lüzumsuz yeni beni rahatsız etme. Çabuk git işinin başına. Thank you.
Zümrüt denen kadının nerede patlayacağı belli olmaz. Bir şey yapmam lazım. Onlar yüzünden daha fazla acı çekemem. Çektiklerim ve kaybettiklerim bana yeter. Beni orada öyle bırakmayacağını biliyordum. Sen de beni seviyorsun. Seni burada böyle görünce daha iyi anladım. Ben sensiz yaşayamam Ömer. Eğer ki göndermiş olduğun not benim değil de Tülay'ın eline geçmiş olsaydı, belki de şimdi onu öldürmüş olacaktın. Senin için yapamayacağım hiçbir şey yok. Yeter artık. Sen diye ben diye bir şey yok. Yaptığın kötülüklerinin sana neye mal olduğunu görmüyor musun? Bir daha çocuğu olmayacak dedi doktor. Bunu kendine sen yaptın. Artık dur Songül. Dur. Yıllarca bu intikamın ateşiyle yanıp durdum ben. Şimdi bir bunak yüzünden her şeyin mahvolmasına göz yummayacağım. Bir şey yapmam lazım. Kim bilir ne derdi var kızın da. Oturmuş parkta ağlıyor. Önüne baksana be kadın. Dikkatli yürü biraz ya. Kusura bakmayın. Ne kusura bakmayacağım, kör müsün? Allah Allah. Markotik kızı da ya. Efendim baba. Tabii tabii. Ya bir ailesine ulaşmaya çalışsın, ensesine bineceğim hemen. Tamam. Lan kaçırdık. Kesin burada bir yerde düşürdüm ya. Ne yapacağım ben şimdi? Ne demek hiçbir yerde yok? Uçmadı ya bu adam. Bana bak Eren. O adam hangi deliğe girdiyse onu bul getir bana. Onlar bulmadan benim bulmam lazım Bülent. Her şeyi itiraf ettirmem lazım. Başka türlü kanıtlayamam suçsuz olduğumu.
Kim düşürdü bu telefonu acaba? Bak bakalım son aramalara, orada buluruz. Telefon kapanmış. Kim bilir kimin telefonu? Annene ne olmuş? Sen kendini eski günlerinde mi sandın? Terbiyesiz. Sen ne diyorsun ya? Sen kime terbiyesiz diyorsun? Senden korkacağımızı falan mı zannettin? Evin hizmetçisi gelmiş hesap soruyor. Rahat bırakın Merve Hanım'ı. Ne hanımı be? Hizmetçi o. Kes sesini. Siz onlara uymayın Merve Hanım. Çek elini. Kimsenin korumasına ihtiyacım yok benim. Hepiniz aynısınız. Bu ne saygısızlık? Ne biçim gürültü bu böyle? Bizim bir şey yaptığımız yok Songül Hanım. Gelmiş bize sataşıyor. Kapa çeneni. Bir daha böyle kepazelik istemiyorum. Sen benimle gel. Size yaptığınız limonatalardan iki bardak getirin. Anneciğim. Eline sağlık kızım. Afiyet olsun. Görüyorsun değil mi anneciğim? Bu saat oldu. Gelin hanım hala ortada yok. Yeni gelin hiç böyle kendi başına bu saatlere kadar gezip tozar mı? E görüyoruz işte. Geziyor, tozuyor. Yusuf'un borcu dağılmış. Onun umrunda mı hiç? Haber geldi birkaç komşudan. Nikaha gelememişler, altınları getireceklermiş. Altınları toplayayım da Yusuf'a vereyim. Borcunun bir kısmını kapatır çocuk. En azından yükü hafiflemiş olur, değil mi? Anneciğim. Sen altınları bozmaya gerek yok demiştin. Yusuf çalışıp borcunu öder demiştin. Kızım, Osman aradı. Yusuf'u alacaklılar, sıkıştırıyormuş. Ne yapayım? Eyvah! Yandım ben. Ne yapacağım şimdi? Eğer Suna Gülten'in Yusuf meselesini kapattığını öğrenirse bana altınlarımı geri verir, yerine de Yusuf'u ister. Ben de altınları yerine koyar, bir an önce kurtulurum bu işte. Kusura bakmayın. Onun için çağırmadım seni. Geç otur. Annen nasıl? İyi değil. Aşağıdakiler de epey canını sıkmış. Sen onları merak etme. Ben hallerini bildiririm. Her şey o kadar üst üste geliyor ki. Annemin hastalığı. Babaannemin durumu zaten ortada. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Aa sahi. Babaannenin rahatsızlığı. Demanstı galiba değil mi? Umut var mı? Doktorlar ne diyor? Yani tedaviye yanıt veriyor mu? Kafası sık sık gidip geliyor. Olayları, konuları karıştırıyor.
O zaman söylediklerini çok ciddiye almıyorsunuzdur. Çok yazık. Çoğunlukla evet. Ama bazen öyle şeyler söylüyor ki her şeyi net, tertemiz, bizden daha iyi hatırlıyor. Öyle durumlar da var yani. Anlattıklarını bazen hayretle dinliyoruz. Başıma bela oldun yaşlı bulak. Resmen başıma bela oldun. Halil, bu ne? Yoksa bunu da mı Zeynep yaptı? Yok. Bu benim hatam. Sen tam bir canavarsın. Sus artık. Kalbi, hissi bile olmayan vahşi bir adamsın sen. Sus artık. Kalpsiz. Yeter dedim sana! O da bu fırsatı değerlendirdi. Kaçtı diyorsun. Başka yöne doğru ilerliyor. Sen şu işçileri ara baksınlar. Depoya, tarlaya zarar vermiş olabilir. Ver bakalım şu listeyi. Neler alacağız bir görelim. Ne oldu? Daldın yine. Ne dedin duymadım. Bu aralar diyorum. Çok dalgınsın. Yoksa bana söylemediğin bir şey mi var? Yoo. Hayır. Yoksa... sen hala benim sana verdiğim listeyi mi ezberlemeye çalışıyorsun? Hayır. Çünkü çoktan ezberledim. Artık senin hakkında her şeyi biliyorum. Öyle mi? Hı. O zaman söyle bakalım. En sevdiğim çorba hangisi? He. Sen çorba sevmezsin ki. Sen nereden biliyorsun? Yazmadım ki listeye. Çünkü yemeğe oturduğunda hiç çorba istemiyorsun. Israr ederlerse de azıcık içiyorsun. Bildin. Senden başka da bilen yok. Eksikti. Benzin bitmiş. Ama pes etmek yok.
Bülent'e yaptıklarını itiraf ettirmem lazım ama neyle kaydedeceğim? Aa, Hasan amcanın bakkalı. Oo, Zeynep kızım, hoş geldin. Hoş buldum Hasan amca. Nasılsın? Sağ ol kızım. Ya cenazeden beri seni hiç göremedik. Allah rahmet eylesin Ömer Bey. Nur içinde yatsın. Çok iyi bir insandı. Bize de çok iyilikleri dokundu be kızım. Sağ olasın Hasan amca. O da sizleri çok severdi. Başınıza gelenleri duyduk. Çok üzüldük be kızım. Olan oldu Hasan amca. Yalnız benim çok acil bir telefona ihtiyacım var. Kendimkini kaybettim de. Ne demek kızım, al. Buyur. Bir yaramazlık durum yok inşallah. Yok yok. Ama birkaç saat bende kalması gerekecek. Kalsın. Başka bir şeye ihtiyacın var mı kızım? Yok, çok sağ ol. İşim bitince geri getiririm sana. Tamam kızım, tamam. Görüşürüz. İyi günler. Tamam. Bak beni dinleyin şimdi. Ayrılmayın oradan. Durun orada. Geliyoruz. Ya kişilerin söylediğine göre tarlada herhangi bir şey yok. Ha, ama bir telefon bulmuşlar. Onun telefonu. İnan bana göründüğü gibi değil. Gerçekten değil. Hatta ben o mesajdan sonra ablama mesaj attım. Şimdi göstereceğim sana, doğru söylediğimi anlayacaksın. Göster. Telefonum yok. Tarlada düşürdüm galiba. Mesaj telefonda. Telefonumu bulmama izin versen. Göreceksin yalan söylemediğimi. Telefonu bulmak için gitti tarlaya. Halil. Zeynep masum olduğunu ispatlamaya çalışıyor. İyi tamam, anladınız değil mi? Siz evi derleyip toparlayın. Biz bir müddet Suna ile beraber İstanbul'a geleceğiz. Evet, onun bu aralar psikolojisi pek iyi değil. Hava değişimi ona iyi gelecektir. Ne var? Ne duruyorsun orada? Bana bak. Yoksa sen beni mi dinliyorsun? İstemeden kulak misafiri oldum Gülten Hanım. Bana düşmez ama isterseniz bu fikri bir Suna'ya sorun. Onun pek hoşuna gitmeyebilir. Sen kendi işine bak. Ben ne yapacağımı bilirim. Peki Gülten Hanım. Aklının ermediği işlere de karışma. Yusuf'un umurunda değil. Dükkana mal alınacak, kasada 5 kuruş para yok. Alacaklılar da sırada bekliyor. Sıkıldım, kapattım ben de dükkanı. Oğlum, bir sakin ol ha. Yusuf bir hal çaresini bulur elbet. Anne, nasıl sakin olayım? Adam gemiye gideceğim diye evden çıktı, hiç tanımadığımız bir kızla eve geri döndü. Ben de istemezdim böyle olmasını oğlum. Ben de isterdim teriyle duayla gelin almayı. Ama kız çıkıp geldi. Yusuf da sahip çıktı. Ne yapalım? Kader böyleymiş anneciğim. Ne olduysa oldu. Oldu da olan bize oldu.
Abi, ben sana demedim mi halledeceğim diye? Daha gelip burada annemi üzmeye ne gerek var? Verdiğim sözün öyle ya da böyle arkasındayım. Hadi canım. Madem gemiye gitmeyecektin, evlenecektin. O zaman Suna ile evlenseydin bari de bunların hiçbiri başımıza gelmezdi. O konuyu hiç karıştırma. Gülce benim karım. Konu kapanmıştır. Yeter. Susun. Geç şöyle otur sen. Hadi sen de sus Osman. Yok anne. Ben çıkıp biraz hava alacağım. Eyvallah. Şunu şarja tak. Nereye gidiyor bu kız? Umarım tahmin ettiğim yere değildir. Tut şunu. Bilseydim şu telefonu kanıtlardım onun suçsuz olduğunu. Şimdi mecburen Bülent'i bulup konuşturmak zorundayım. Neden inanmıyor ki bana, neden? Sürekli kanıtlayacağım, halledeceğim, göstereceğim ama hiçbir şey yaptığın yok. Telefonumu bulsa... Sus artık! Yalan söylemeyi bırak! Bakalım masum olduğumu Bülent'ten duyduğunda da söyleyebilecek misin bunları? İleride bir yerde araç durdu. Hareket etmiyor. Halil, Zeynep'in telefonu açıldı. Bülent harekete geçti. Onu durdurmak zorundayım. Bu işi ben çözeceğim abla. Bülent'i durdurmaya gidiyorum. Doğruyu söylüyormuş. Gördün mü? Ablama sor. Niye sormuyorsun? Ona gönderdiğim mesaj kanıtlıyor masumiyetimi. Amacı Bülent'i durdurmakmış. Telefonu bulamayınca kendini ispatlamak için tahmin ettiğim şeyi yapıyor. Bülent'in yanına gidiyor. Halil, Selma Bülent'in psikopat olduğunu söylemişti. Bir şey yapmaya kalkmasın kıza. Şeniz abla. Gülten evde mi? Hayır, çıktı. Tamam. Suna! Suna! Buradayım Şeniz abla. Ne bu telaş? Gel sen şen. Böyle bir gel bende. Ne oldu? Sana anlatacaklarım var. Ne oldu söyle. Bak kızım. Şimdi beni iyi dinle. Sen bu Yusuf'u istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum tabii ki abla. O nasıl söz? Ama benim anladığım annen senin istediğin kadar istemiyor bu evliliği. Ben Yusuf'la sen beraber ol diye uğraşırken onun bizim zor zamanımızda verdiği altınları geri istemesi hiç olmadı. Ha bak, sakın beni yanlış anlama. Ben öyle altın peşinde falan değilim. Zaten bir kısmını verdim. Kalanını da vereceğim.
Yani ben bu yaşıma kadar hiç kimseye borçlu kalmadım Sunacığım. Ne dediysem de yaptım. Nasıl yapar böyle bir şeyi arkamdan benim haberim olmadan yani? Yani benden sana söylemesi haberim olsun. Orasını da sen düşünürsün. Hadi. Nereden çıktı bu kız? Ne geldiyse başımıza o Gülce denen kızla birlikte geldi. Adam gemiye gideceğim diye evden çıktı, hiç tanımadığımız bir kızla eve geri döndü. Oğlum, ben de böyle olmasını istemezdim. Ben de isterdim teriyle duayla gelin almayı. Ama kız çıkıp geldi. Yusuf da sahip çıktı. Ne yapalım? Kader böyleymiş anneciğim. Az evvel şahit olduğum sözler için özür dilerim. Ya aslında hepsi çok iyi insanlar ama böyle her şey birden olunca onların da dengesi şaştı işte. Hiç kızmadım ki. Ya çok haklılar. Keşke hiç karşılaşmasaydık. O kadar zor durumda kaldım benim yüzümden. Ulan oldu artık. Kendini suçlu hissetmene gerek yok. Al bunları. Borcunu kapatmaz belki ama az da olsa faydası olur. Öyle şey mi olur Gülce? Bu altınlar senin. Her şey benim yüzümden oldu. Ya bari bu kadarını yapmama izin ver. Ya olur mu öyle şey? Tamam. Bari 100 görümlüğünü al. Bunlar zaten senin. Gülce. Ne olursa olsun bunlar senin. Ama... Olmaz dedim Gülce. Ben bir yolunu bulacağım, sen merak etme. Benzin bitmiş. Ne tarafa doğru gitti acaba? Bu civarda Bülent'in ailesine ait bir ev varmış. Sen aradığında ben de oraya bakmaya gidiyordum. Doğru yoldayız o zaman. Şu bakkala soralım istersen. Belki görmüştür Zeynep'i. Selamünaleyküm amca, kolay gelsin. Ve aleykümselam. Buyurun. Size bir şey soracaktım ama. Tabii, buyurun. Buralarda böyle mavi gözlü, çilli bir kız gördünüz mü? Hiç görmedim. Amcam, bak eğer biliyor da saklıyorsan, kızın başı büyük dert de olabilir. Bizim ona bir an önce yetişmemiz lazım. Ne? Zeynep'in mi başı dertte yoksa?
Buraya geldi, benden telefon istedi ama ben de verdiydim. Telefon numaranızı bir kağıda yazabilir misiniz? Tabii yazayım. Çok sağ ol amca. Vallahi ona çok büyük bir iyilik yapıyorsun şu an. Buyur. Bir de Bülent denen bir Bülent Esen. Tanıyor musunuz? Buralarda oturuyormuş. İsmi yabancı gelmiyor ama çıkartamadım. Tamam. Kolay gelsin amca. Ha, bir dakika. Ahmet Esen'in oğlu Bülent'ten mi bahsediyorsunuz siz? Vallahi şu aşağıdaki arazinin evlerinin orada bir tanesinde oturuyor ama hangisinde bilmiyorum be evladım. Sağ ol amcam. Oldu. Hiç kimse yok. Nasıl buldu beni? Ne işi var şimdi burada? Bülent, aç kapıyı. Biliyorum içeride olduğunu. Bak tekim, kimse yok yanımda. Nereden biliyorsun burayı? Burada olduğumu nasıl bildin? Çocukken bir kere gelmiştim buraya. Senin en sevdiğin yerdi burası. İnsanlardan sıkıldığında, saklanmak istediğinde buraya geldiğini söylemiştin. Unutmamışsın. Hatırlıyorsun demek ki. Sen kaçtıktan sonra yapmadığı eziyet kalmadı bana o adamın. Yazlık eve kapattı beni. Elinden zor kurtuldum. Kaçtım, buraya geldim. Aklıma gidecek başka bir yer gelmedi. Anne!
Nasıl böyle bir şey yaparsın? Ha? Nasıl benim mutluluğumla oynarsın? Ne oluyor kızım? Ne yapmışım ben? Hiç bilmezden gelme anne! Ben Yusuf'tan vazgeçmeyeceğimi söyledim sana! Ya nasıl vazgeçersin kendi kendine bu işten? Ay yeter artık Suna! Adam gitmiş başkasıyla evlenmiş. Sen hala onun peşinden mi koşacaksın? Anne bak, kimi sevip sevmeyeceğime ben karar veririm. Anlıyor musun? Bak ben asla Yusuf'tan vazgeçmeyeceğim. Anlıyor musun beni anne asla? Ay yetti artık Suna! İstanbul'a gidiyoruz o kadar. O oğlanı da aklından çıkartana kadar dönmeyeceğiz. Sen yetiştirdin değil mi her şeyi Suna'ya? Yok, ben hiçbir şey bilmiyorum, hiçbir şey söylemedim. Vallahi billahi bir şey bilmiyorum. Cevap alamıyorum. Eren, sen şu tarafa bak. Ben de bu tarafa bakacağım. Tamam. Bak, bir şey olursa, bir şey görürsen bana haber ver, tamam mı? Tek başına hareket etme. Kabul et Bülent. O adamdan intikam almaya çalışmasaydın belki ikimiz de bu halde olmayacaktık şimdi. Kimse bana vuramaz. Bunun altında kalır mıydım sence? Seni vazgeçirmeye çalıştım ama dinlemedin. Beni de suçunu ortak etmeye çalıştın. Buraya bunları söylemek için mi geldin? Hayır tabii. Sadece beni düşürdüğün durumu anlatıyorum. Senin yüzünden beni de suçlu sanıyor. Zor kaçtım elinden. Seninle bir hesabım var sonuçta onunla. Eğer bana ihanet etmeseydin, o çakmağı elimden almasaydın bu iş çoktan bitmişti. Senin de intikamını almış olacaktım. Ne var orada? Ne saklıyorsun? Hiçbir şey saklamıyorum. Telefon sadece. Adam gemiye gideceğim diye evden çıktı, hiç tanımadığımız bir kızla eve geri döndü. Oğlum, ben de böyle olmasını istemezdim. Ben de isterdim teriyle duayla gelin almayı. Ama kız çıkıp geldi. Yusuf da sahip çıktı. Ne yapalım? Kader böyleymiş anneciğim. O kadar haklılar ki mahvettim hayatlarını. Dışarı çıkmak ister misin biraz? Yapma böyle Gülce. Sıkma artık canını. Hadi gel dışarı çıkalım. Havan değilsin biraz. Sadece biraz yalnız kalmak istiyorum. Sakıncası yoksa. İyi, sen bilirsin. Ama ben buralardayım.
Eğer bir şey ihtiyacın olursa söyle, tamam mı? Çekmesine sebep alıyorum abla. İşlerine engel olup hayatlarına gölge düşürüyorum. Keşke seni bir an önce bulabilsem. Alıp başımızı gitsek buradan. O zaman kimseye yük olmazdı. Kimseye. Ah Ayşe annem, ne olurdu şimdi yanımda olsaydın. Bu zor anlarımda yalnız kalmazdım. Ölmeden önce bu küpeyi elime tutuştururken son nefesin yetseydi de anlatabilseydin bana sırrını. Bak. Demek beni tuzağa düşürmek için geldin. Bu ses kaydıyla kendini kurtaracaksın, öyle mi? Söylesene! Ah! Ah!